Aman geçirme, aferin Malanksar. Oluyor yine. Oy, neler oluyor ya. Renato Sanchez girmedi. Duran Tomatolu boş kule. Tekrar Kane. Alır mısın camı? Yık orada. Yık orada artık. Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Analik serimizle devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi ligde son mücadeleyi Manchester City karşısında 1-1'le tamamlamıştık ve çok önemli bir karşılaşmaya daha çıkacağız. Biraz fikstür sıkışmış gibi gözüküyor evet, ama zorla oynayacağız bu karşılaşmaları arka arkaya. Tabii ki de bu karşılaşmayı kazanmamız halinde görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta önemli bir yere geleceğiz. Bu arada takımdan biri ayrılacakmış. Ayrılsın, çok önemli biri değildi zaten, teklifi kabul et dedik ve oyun planı dedik. Şöyle rakibe de bakalım kadromuzu kaydederken. İleride Harry Kane, solda Son, Dele Alli ortada ve Lucas Moura sağ tarafta. Gerçekten inanılmaz bir kadroyla çıkacak yine. Klasik kadrosuyla Tottenham. Biz de Kayum Wilson yerine Keane'i alalım. Sol tarafta Vinicius Junior oynasın. Onun dışında Kayum Wilson'ı da takımımıza 18'e alalım ve başlama vuruşu diyelim. Bakalım bu mücadele neler gösterecek. Bu bölümde sadece Tottenham karşılaşmasını oynayacağız. Daha sonrasında benim biraz yoğunluğum geçtikten sonra çok güzel challenge'lar, taktikler, onun dışında yapacağımız farklı etkinlikler gelecek PES'le ilgili ve tabii ki de ana ligi de sonlandıracağız. Önümüzdeki bölümlerde ikişer karşılaşmayla yine karşınızda olmaya çalışacağız. Londra derbisi, yine Londra derbisi ve mücadeleye başlayan taraf Tottenham. Rose da geliyorlar şimdi soldan. Hemen beklerini ileri çıkardılar. Aman oğlum, Renato Sanchez yeri öptü o dakikada. Son. Bir şut, aman. Aman da. İkinci dakika yapmayın çocuklar. Hop, tehlikeli geldi Tottenham. Derken yanlış pas. Diyecek hiçbir şey yok. Ben oraya vermedim topu. Her PES'çinin başına gelen şeyler bunlar. Ama ikinci dakikada yapılacak hata değil. Bu seviyede yapılacak hata değil. Yine göbekten geliyorlar. Moral bozmayalım. İnanılmaz bir gol yedik. Kendimiz attık resmen. Haydi Malcolm. Olsun oğlum, olabilir. Biz nelerin üstesinden geldik. Aşağı döndük. Çok kötü pas. İyi savunma yapıyorlar bu arada. Harry Kane gidermiş şimdi. Aferin. Araya girdik Malanksar'la. Çıkar mıyız? Sako. Yine büyük hata. Harry Kane yapmayın. Maçı mı sattınız? Neler oluyor şu anda? Anlamak gerçekten çok zor. Lucas Moura gönderdi. Harry Kane döner mi? Döndürmedik. Yine neler oluyor şu anda? Hakikaten devam ediyoruz neler oluyor kısmına. Malcolm. Haydi oğlum, iyi pas. Talisca buluştu. Offside yok. Keane. İyi geçti. Keane denedik. Hoca faul yok mu orada? Yok. Dönen top tekrar Keane'e geldi. Bu sefer offside olabilir derken. Evet, bu sefer offside ne yazık ki. Gerçekten inanılmaz bir gol yiyerek başladık. Sizlerin de başına geliyordur bu arkadaşlarınızla oynarken. Multiplayer oyunlarda falan, ama yani burada gelmesi, inanın anlamış değilim. Çok moral bozukluğuyla başladık karşılaşmaya. Ve Tottenham gibi önemli bir karşılaşmayı gerçekten 1-0 geride başladık. Aman geçirme, aferin Malanksar. Oluyor yine. Yani, oy, neler oluyor ya bu maçta. İlginçlikler daha ilk dakikadan başladı. Şimdi Malcolm. Aşarız bunları. Malcolm. Zıbandık. Tarafa Moura, eyvah. Alderweireld de geldi. Enteresan. Sağ bekte ne iş var? Kesti. Bir kafa direkten döndü. Kalecinin de müdahalesi var. Son. Yapmayın. 2-0 olsa şu maçta beraberlikten de bahsedemeyebiliriz. Orta alanda tabii ki de daha hakimiz. Daha iyiyiz. Rose'a kadar geldi. Şimdi Rose da çıkacak. Renato Sanchez'le karşıladık. Ali kontrol etti göbekte. Aman döndürüp vurdurmayın. Keane döndü vurdu, aferin. Aferin, ikinci golü yemek yok. Tehlikeli gelmeye devam ediyor Tottenham. İkinci gol ne zaman gelecek ben de bekliyorum açıkçası. Gerçekten en kötü başladığımız maçlardan bir tanesi olarak adlandırabiliriz ki bu bir derbi. Bir kafa yıktık da bu arada. Kim o bilmiyorum ama hangi camış? Siz de görüyorsunuz, inanılmaz şeyler oluyor. Arka arkaya, eyvah. Yine top geçmedi. Orta alanda da bayağı kalabalık Tottenham. İyi orada aldık verdik. Dalot atar mısın? Attı Malcolm. Malcolm'dan iyi pas Renato. Renato Sanchez girmedi. Duran Tomatolu boş kule. Ne çıktı? Son anda savunma girdi. İnanılmaz bir pozisyon. Yapmayın, şunu atsak telafi etmiş olacaktık erken dakikada. 25. dakikada birbiri yakalayabilirdik şansımızın yardımıyla. Tehlike var. Dele Alli gönderdi şimdi. Son. Araya bırakır mı? Aman. Niye basamıyoruz? Bıraktı arayı. Şut! Kaleci inanılmaz! Nasıl çıkarış o? Harika bir kurtarış. Hemen şuradan defansif ayarlara bir bakalım. Çizgiye yapışık. Ofansif bekler de yapabiliriz. Evet, ofansif bekler ve sahte 9 numara şeklinde bırakalım. Gerçekten çıkmakta problem yaşıyoruz şu ana kadar. 1-0 mucize gerçekten. Orta ceza sahasına bir kafa daha mı çıkardık oradan. Renato Sanchez yine savunmaya çarptı. Olmadı.
Taktiğimiz yeni düzeldi. Ardel Valdel dönemedi. Renato Sanchez kontrole çıkar mıyız? Attık önüne doğru Camış'ın ama geçmedi derken Camış alır mısın? Hoca dokunmadım. Yapma bak yapma. Dokunmadım. Talişka bunu değerlendirelim. Sol tarafa gönderdik King. King gider misin oğlum? Camma Camış. Geçer misin? Fiziğini kullanayım dedim olmayınca olmadı. Şimdi sağ tarafa gelen top Aydar Vailert'le çıkacaklar yine. Lucas Moura. Ali. Ali kontrol etti. Aman çocuklar kapatalım o bölgeyi. Kapatmaya geldik geldik kazandık. Sar. Sar. Şimdi Talişka. Talişka'dan Kine. Aşağıda boşsun sakin. Vinicius Junior. Ne yapabiliriz? Yukarıda. Harika top ama. Kaleci Sezgin. Biraz maç normal seyrine dönmeye başladı. Temponun düştüğünü söyleyebiliriz. Bizim için iyi oldu bu. Gerçekten Tottenham çok fazla gelmeye başladı sevgili gençler. Şimdi son. Sol tarafa gönderdi. Rose yine ileride. Karşıladık onu Dalot'la ama ne yapacak bakalım Rose. Aldık. Hiçbir şey yok. Hoca arkadan itme çekme her şey var olsun geçti. Yine geçmedi ama neler oluyor gerçekten. Ne oynadığımı ben de anlamıyorum. Dalot'a geldi şimdi. Dalot gider misin? Dalot keseyim dedim. Çarptı. Korner olsun. En azından korner kazandık. Bakıyorum şöyle 38. dakika. Haydi Talişka. Biraz fazla bastım. Biraz fazla bastım olsun. Arka direk olmadı Renato Sanchez. Seken top. Lodi geldi. Haydi oğlum ilk yarı bitmeden bir gol neden olmasın. Luis Gustavo. Renato Sanchez. Renato Sanchez önü boş ama denemedim oradan. Junior. İyi top. Keane. Vurur musun? Dönüş şansı bulamadık. Çok da kötü bir vuruş. Bu arada büyük hata Gazzaniga'dan. İyi pas Malcolm. Değerlendirelim onu. Keane'e doğru çok kötü pas. Tekrar Keane. Alır mısın? Camış yık orada. Yık orada artık. Langsar'la çıkıyoruz şimdi. En direkt serbest vuruşu kullandık. Orta alan Renato Sanchez. Sakin. Çıkalım şuradan Luis Gustavo. Luis Gustavo'dan tekrardan Renato Sanchez Antonio Da Silva. İyi pas. Dener miyiz? İyi top. Şimdi Kin döndük. Vurduk. Çok kötü vuruş. Hiç beklemiyordum senden derken ilk yarıda sona eriyor. 1-0 önde kapattı Tottenham derbiyi ilk yarıda. Ama bizim de kaçırmış olduğumuz 1-2 tane pozisyon var. Tottenham çok fazla kaçırdı. İkinci yarıya bir diğer Londra temsilcisi Crystal Palace'ımız başladı. Temponun düşüştüğü de rakibe yarar. O yüzden biraz arttırmamız lazım. Keane'le buluştuk. Camışlığını kullan. Neler yaptın yine? Saçma sapan hareketler Harry Kane'de kaldı. Alır mıyız? Aferin Gustavo. Sen de olmasan. Klas pas. Yine saçma sapan bir pas oldu. Malcolm yine kaptırdık. Bugün gerçekten oynayamıyoruz. Özellikle City maçından çıktık. Takımın yorgunluğuna veriyorum. Aman aradan geldi. Hoca yapmadım bir şey. Yapmadım. Herkes birbirine çarpıyor. Olan yine bize oluyor. Evet kalecinin imlecini yandırdık yine. Tehlikeli pozisyon Eriksen. Eriksen kullandı. Terse giderken resmen koştum oraya ve çıkardık. Renan Lodi ile çıkıyoruz şimdi sakin olmamız lazım. Renan Lodi aman geldiler. Yine riskli bir top göbeğe doğru ama top geçti Renato Sanchez sakiniz Malcolm. Aşağıdan gelen de vardı aslında. Gönderebilir miyiz? Gönderdik şimdi. Junior geçti vallahi döner miyiz? Camış dön artık. Lütfen dön. Teken top Malcolm. Önümüzde kaldı Camış. Malcolm'un arkasına yapma. Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Harry Kane aman gitti. Basmamamız lazımdı Sako'yla. Yanlış yaptık savunmayı. Harry Kane döndü vurdu dışarıya aman. Sakin. Hala 1-0. Hala daha beraberlik şansımız var. İki beraberlik çok iyi değil belki şampiyonluk yolunda ama en azından ilk 2 veya ilk 3 için iyi olacaktır. Sonraki fikstürümüz zaten çok fazla zor değil artık. Malcolm klas aldık. Klas. Gider misin? Gitti Renato Sanchez. Sıkıştık. Offside yok. Yok önümüzde kalır mı? Son anda uzaklaştırdı Tottenham savunması. Touch. Son anda uzaklaştırdı kalecileri. Yükselen top. Biz vurduk. İnanılmaz yerde buluştuk. Sakin. Sakin. Şut çek artık. Vur. Kaleci Gazzaniga. Son anda Moise Kean de biraz geç kaldı. Şunları değerlendirmemiz lazım. Lodi. İyi top. Renato Sanchez vurdu. Yine savunma. Beyninden sekti. Tekrar Talişka'ya. Talişka ne yapabiliriz? Aman geldiler. Fiziği koy. Aferin. Yukarıda boş. Derken inanılmaz bir Camış daha. Endombele. Bir başka Camış. Bu arada evet şaşırdılar. 67. dakika. Önemli bir pozisyon olabilir bizim için. Onlardan da bir hata golü çok güzel olur. Talişka ile gönderdik. Önemli noktaya ama öndüreyi de tutuyorlar bakın. Atak devam edecek. Renan Lodi. Renan Lodi sakiniz. Şimdi pas aktardık. Luis Gustavo'dan estetik bir çalım. Sola gönderdik. Bence offside yok. Bence yok. Bence yok. İkinci yarıda tempoyu arttırmıştık ama 69. dakikaya kadar golü bulamadık. İkinci yarıya biraz daha iyi başladığımızı söyleyelim. Havalandırılan top şimdi. Santra çizgisi üzerinde mücadele devam ederken. Seken top. Dele Alli'de kaldı. Harry Kane şöyle döndü baktı etrafına. Bastı topa. Şimdi Moise Kean. Alder yapar mıyız orada? Gitti Moise Kean ama. Çok geç kaldık Talişka'yla. Talişka ezdi topu. Aman Harry Kane. Geçirmeyin. Harry Kane. Şut. Allah'ım yarabbim. Guita'da bütün takım arkadaşlarına sövüyor olabilir. Lodi. Soldan geliyoruz. Sakin bir şekilde gidiyoruz. Göbekte boş. Evet. Luis Gustavo. Sen de sakin bir şekilde. Evet. İleriye doğru geçirdik topu ama. Devamı gelmedi ve seken top yine Harry Kane'e geldi. Allah'ım.
Bu toplar niye Harry Kane'e geliyor? Koşu yapan Eriksen. Atmasın araya sakın. Hoca offside yok. Yine neler oluyor? Anlasam anlatmaya çalışacağım sizlere. Oriye gönderdi sağ tarafa Lucas Moura. Aman. Tempo şu anda Tottenham'dan yana. Ceza sahasına girme düşüncesi. Orada fiziğini kullandı. Al artık. Yok hoca bir şey yapmadım. Evet Malaksar. Klas çıktık oradan. Luis Gustavo. Değerlendirebilir miyiz? Hızlı çıkmak istiyorum ama boşta oyuncu görmüyoruz. Luis Gustavo ile de çok abarttık. Aşağı bakarken topu kaptırdık. Lucas Moura yapmayın. Sağ tarafa gönderilen top Harry Kane. Alın artık şundan. Sako geldi. Bizzat aldı. Aferin Sako derken 80. dakikayı da gördük. Hadi oğlum. Bir gol atalım ve mücadele bitsin. Başka hiçbir şey istemiyorum bu maçtan. Dalot. Sarı kartına var. Sağ taraftan bindirdi. At gibi geldi. Şimdi pasını verdi Talisca. Vurur muyuz açı çok güzel. Talisca. Vurduk. Birine çarptı orada. Kime çarptı? Malcolm'a çarpmış olabilir. Tehlikeli geliyor. Sol tarafa gönderilen top. Son. Aman. Alın onu. Son anda Renato Sanchez girdi araya. Kaleciye döndü. Guita. Yapma. Bu benim hatam. Allah'tan önünde kalmadı Luis Gustavo. Neler yaptık bu maçta. 1 değil 5 değil 10 değil. Şimdi Malaksar'la yine koşarak çıktık. Birbirimize çarptık. Kafalar yarılmış olma ihtimali yüksek. Kafaların yarılma ihtimali yüksek. Haydi bir mucize. Dalot. İyi pas Renato Sanchez. Yukarıya Gustavo. Çok kötü pas. Ve dakikalar da eriyor. Yani şu maçı gerçekten bu şekilde kaptırmak derken. İyi top Renato Sanchez. Kim? Döner misin hoca foul? Ol ne dedi? Oyna. Kim? Vurduk. Direkten döndü. Neler oluyor? Ağzıma vurduma çarptı. Gol! Gol! Offside taraf mı? Yok. Vallahi yok. Billahi yok. Malcolm'u yakaladı Moise Kean. 88. dakika. Zico aferin diyor. Deplasmanda, derbide, Londra derbisinde yine şansa buluyoruz golü. Çok önemli bir gol bizim için. Bu sezonun gollerinden bir tanesi. Şans anı. Yapmışlardır Röveş atayı da, voleyde artık neyse. Ve kaleye de giriyor Moise Kean. Londra'da bulunan, Tottenham stadında White Hart Lane'de bulunan seyircilerimizi ayağa kaldırıyor Moise Kean'in bu şans golü. Daha sonrasında Malcolm Moise Kean'i yakalıyor. Aferin oğlum. İşte buydu. Şans dediğimiz skor işte bu. Bazen rakip oynar. Siz böyle puan alırsınız. Futbolun içinde olan şeyler bunlar ama yine iyi başladılar. Harry Kane geçirme oğlum. Aferin. Eyvah. Sağ tarafa tekrardan gönderdi. Oriye kaldırdı. Yapma. Sakin. Ne oluyor? Yedik dedim artık. Bunlar girmediyse çok büyük şans var bizde bugün. Şimdi Vinicius Junior. Bir de yeniyormuşuz. Olur mu? Ne oldu? Offside Moise Kean. 90+2. Büyük ihtimal birazdan da maç sona erecek. Hemen değişikliğimizi yapalım. Hazarı Talisca yerine öylesine bir alalım. Gerçekten anlatırken de yoruldum. 90+2'nin içerisindeyiz. Bakalım hakem ne kadar oynatacak. Yaya doğru gönderilen top. Yine kazanamadık. Sekti. Hoca bitir artık. Zivkovic bitir artık. Ya da bitirme. Aa gene faul verdi. Attırana kadar devam herhalde Tottenham. Son. Sonun pası Endombele gider mi? Elle kestik çaktırma ve evet burada bitirdi. Bu maçtan bir puan aldığımıza oturalım hepimiz. Dua edelim arkadaşlar. Yine yorumlarınızı bekliyorum tabii ki de. Bir sonraki bölümde iki tane karşılaşmayla birlikte başlayacağız. Şimdi sizlerle birlikte de yine panoramaya ve toplu sonuçlara da bir göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi Tottenham üstünlüğüyle geçen bir mücadele. Harry Kane de mücadelede maçın adamı seçiliyor 7.5'la. Bakalım şöyle bir son duruma. Evet toplu sonuçlar Manchester City karşılaşmasını kazanmış, hala lider ve 10 puanlık fark hala duruyor. İki maç arka arkaya berabere kalsak da 10 puanlık farkın durduğunu söyleyelim. Gerçekten Allah korudu ve durduk yere bir puan aldık. Bundan sonraki karşılaşmalar biraz daha rahat. Kısmi olarak biraz daha rahat. Diğer bölümlerimizde sizlerle tekrardan görüşeceğiz. Bölümü beğendiyseniz like'larınızı ve tabii ki de görüşlerinizi göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Shakhtar Donetsk'le eşleştik ekranda görmüş olduğunuz gibi ve maça çıkacağız. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Hoşçakalın.